Geçmiş olsun 2022 tayfa. Hoş geldin 2023 tayfa deyip 2023 tayfayla hemen konuşmayacağız tabii ki. Önce bir 2022 tayfayı şöyle bir uğurlayalım isterseniz değil mi? Videonun ortalarına doğru da önümüzdeki sene neler yapacağız onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle 2022 tayfa çok güzel mesajlarınızı gördüm. Yanda şu anda akıyor. Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Hatta mesajları bırak arayan arkadaşlarınız oldu kardeşim nereden buluyorsunuz telefon numaramı dediğimde ee, böyle güzel bir yerde söylüyorlar o yeri ben şimdi söylemeyeyim size isterseniz telefon numaramı da bulup bana ulaşa, ulaşan ulaşan ee, onlarca öğrenci var yine ve onlarla da sohbet ettiğimizde çok mutlu oldum gerçekten hocam sayenizde işte beraber başladık bu yola geometride full e yakın yaptım full yaptım çok güzel netler yaptım sizin sayenizde diyen diyenler oldu. İşte yorumlarda da yine aynı şekilde sizin sayenizde şöyle yaptık hocam, böyle yaptık hocam. İşte geometrim sıfırken full yapacak konuma geldim. Full dedim ya da full'e yakın yaptım diyenleriniz oldu. Ama bu benim sayemde değil. Biz eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Sen bu ekranın karşısına geçip çalışmasaydın ben nasıl ki sen yanındaymışsın gibi ben sana ders anlattım ya sen de beni yanındaymışsın gibi hissedip ders dinlemeseydin bu iş olur muydu? Olmazdı. Yani en büyük etken aslında sizsiniz. Tamam biz elimizden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ya da soru çözümleri yapmaya çalıştık. Çok da işe yaradı sizin açınızdan. Ama e, öncelik siz. 2022 tayfa. 2022 tayfa güzel bir şekilde çalıştınız ve emeklerinizin karşılığını aldınız. İnşallah e, çok istediğiniz yerlere gidersiniz. Emeğinizin karşılığını alırsınız. Tabi e, bu güzel mesajların yanında biz e, olumsuz mesajlarda aldık, gördük yorumlarda. Ya hocam işte e, beklediğim gibi gelmedi, işte sürem yetmedi. Yetseydi geometriyi yapardım. Diğerleriniz oldu, onların da üzüntülerine gerçekten ortak oldum. E, ama şunu da söyleyeyim, herkes ilk senesinde kazanmak zorunda değil. Mezun senesine bırakıp da çok iyi yerlere giden öğrencileri hep gördük ve görmeye de devam edeceğiz zaten. Eğer mezun senesine de bırakmayı düşünüyorsanız, yani beklediğiniz başarıyı elde edemediyseniz sınavda ne yapacaksınız? Mezun senesine kalın arkadaşlar. Yani bir sene çok büyük bir kayıp da değil. Mezun senesine kalıp da çok 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 güzel işler yapan ama çalışmak şartıyla oradaki boşluğu böyle iyi değerlendirmek şartıyla bazen çok boşlukta işe yaramıyor. Altın çizerek söylüyorum o da çok tehlikeli. İyi bir şekilde çalışarak çok güzel yerlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel işler yapabilirsiniz mezuna kalırsanız, kaldığınızda eğer çalışmayı ihmal etmezseniz yani o gezmeler tozmalar tabii ki olacak o ayrı bir konu ama ders çalışması günü gününe saati saatine uyduğunuz zaman sıkıntı yaşamazsınız ve güzel yerlere de inşallah 2023 tayfa olarak sizler de gidersiniz arkadaşlar. Evet bu seneki yaptığımız çalışmalar içerisinde hem konu anlatımlarında hem de diğer çalışmalarda diğer içeriklerde çok güzel işler başardık arkadaşlar. Yani olayı biz biraz öğrenmişiz galiba. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Öğrenmeye aç bir insanım. Ee, geçen sene mesela yaptığımız en güzel çalışmalardan biri neydi? ÖSYM nereden nereye serisiydi. İyi ki bu çalışmayı yapmışız. Sınavdan sonra öğrenciler şunu dedi. Hocam geçmiş sınav sorularına çok benziyordu. Benzeyen sorular vardı. Benzemeyen sorular da vardı. O da ayrı bir konu. Ee, yani bunu duyduktan sonra açıkçası çok sevindim. İyi ki biz bunu yapmışız. Geometri adına e, yani bu çalışmalardan sonra şunu söyledim ben. Ya Arkadaşlar geometride yani geometri böyle değişik tarzda gelebilir sorular. Dikkat edin ama işin içeriğine daldığınız zaman bilmediğiniz bir şey yok dedim. E, gerçekten bu söylemim geldi ve sorularda da değinmediğimiz hiçbir soru yok arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten değinmediğimiz hiçbir soru yok. E, bu anlamda biz ÖSYM nereden nereye serisini iyi ki grup olarak yapmışız. E, bu grupta kimler vardı? İşte Kenan Ankara ile geometri yani benim kanal. Sonra SML Hoca Matematik. Hocamız da çok güzel bunu sayesinde çok güzel sorular tutturdu. tutturdu. Son iki hafta yayınladığı e, içeriklerde yani onlarca soru var diyebiliriz arkadaşlar. E, VIP Fizik Kemal Hocam yine aynı şekilde çok güzel sorular tutturdu. Doktor Biyoloji grafiğine kadar. Barış Hocam grafiğine aynısı çıktı ya ayıp ya. Yani <laughs> şunu mu diyeceğiz? ÖSYM seni takip ettiği için ya da bizleri takip ettiği için teşekkür ederim Val değil mi? <laughs> Ee, ondan sonra Levent Özde değil ekimya e, hocamız da aynı şekilde coğrafyanın kodları hocamız da aynı şekilde gerçekten iyi ki bu seriyi yapmışız yani bu seriyi yaptığımız için ÖSYM'nin tarzını mantığını anladık ve sizleri iyi bir şekilde yönlendirdiğimizi düşünüyorum ya yani hocam ne var bunda diyeceksiniz belki ee, bununla ilgili ya çoğu kitap soruları tutturdu diyebilirsiniz arkadaşlar video içeriği olarak düşünün ve yönlendirmelerimize baktığımız zaman tamamıyla yani %90 böyle e, tut, tut Tutarlı tarzda bir şey söyledik. Yani ÖSYM'nin çizgisini size söyledik ve ÖSYM'nin çizgisi şöyle çıkar dedik ve aynı onu şekilde çıktı. Yani bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Ee, sorular anlamında da şöyle baktığınız zaman şu an yanda da soruları da görüyorsunuz. Birebir aynısı gelen sorular da vardı. Konu anlatımında yanda gördüğünüz üzere. Ee, ondan sonra soruların içerisinde o mantığı yani soru çözüm mantığını kullandığımız sorular da vardı. Şu an konu anlatımındaki soruları yayınlıyorum ben yanda gördüğünüz şekilde. Ee, diğer soru bankalarının içinde de bir sürü o mantıkta sorulara değindiğimiz sorular vardı arkadaşlar. Yani ben ÖSYM sorularını incelediğimde şunu gördüm. Bak çemberleri koymadım bile. Hani çember merkez kiriş çektik. En güzel ek çizim yarıçap bilgisiyle saat sorusu tak diye çıkıyordu. Ya da çemberler birbirine tez sorusu. Çok kolay bir şekilde merkezleri birleştir. Ee, merkezleri birleştiren doğru parçası direkt dm noktasından geçiyor sorusu. Mesela o Kolay bilgilerle direkt çıkan sorularda arkadaşlar. Yani soruların ben geometri adına söylüyorum. Yüzde doksanının söylediğim cümlelerden oluştuğunu söyleyebilirim. ha Tabii ki söylemediğimiz yerlerde var. Yani kısmen şöyle söyledik. Mesela şey sorusu. Hani nasıl aklıma gelmedi diye böyle soruyu gördükten sonra da e, kendime de kızdım açıkçası. Mesela M kuralıyla ilgili bir soru vardı hatırlarsanız. E, bu ışın sorusu vardı ya. Çok güzel bir soru. M kuralıyla çözülüyor ama örüntülü sorular aslında biz çözdük. Yani kitap çözümündeki yaptığımız soruların içerisinde örüntünün mantığını ben size anlattım zaten. O örüntüyle ilgili çözdüğümüz mantıktaki e, mantığı uyarlayıp orada da çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru. Yani yine bahsetmediğimiz bir şey değil aslında. Baktığınız zaman. Sorular size bir yerlerden hep tanıdık geldi. Yani benim de amacım oydu zaten. Konu anlatımı yaparken bazen çok gevezelik yaptık. Mesela Fatma'nın F'si sorusu vardı. Aynısı çıkmadı mı arkadaşlar? Yani arkadaşlar bu soruyu yani konuyu anlatırken de şöyle demişimdir büyük ihtimalle. Yani siz bu soruları burada görün. İleride sınavda çıktığınız zaman, çık, sınavda karşınıza çıktığı zaman aa ben bunu böyle bir yerden hatırlıyorum dediğiniz zaman daha hızlı bir şekilde yaparsınız demiştik. Evet sınavda yataylar toplamına ayrı bakın, dikeyler toplamına ayrı bakın demiştik ee, Fatma'nın fiyesinde. Daha iki sene önce de Egehan neyesini yazmıştık. Onu da farklı bir kitabın içerisine soru olarak yazmış, yazmıştım ben. Ee, dikdörtgende de dikdörtgenlerin çevresinde de o yataylar toplamı, dikeyler toplamı direkt çıktı mı çıktı. Analitikteki soruların aynısı çıktı mı çıktı. Birebir tıpa tıpa aynısı çıktı arkadaşlar. Ha, birisi y eksenine dik diyor. Benimki de x eksenine dik diyor mesela. Yani, ama aynısı sonuçta baktığınız zaman. Çember analitiği sorusu aynısı. Yani e, soruların hepsine değindiğimi gördüğüm zaman çok sevindim. Yani işte burada bir de ÖSYM Nereden Nereye serisinde de kendimizi geliştirdik ya. Yaptığımız yorumlarda hani sınav öncesinde de size şey dedik. Arkadaşlar sınav değişik gelir. Hiç bakmayın aldanmayın. Yani rahat bir şekilde full ya da full'e yakın isteseniz yaparsınız dedim. Konu ekseniz yoksa ki bir, hepinizde de çoğunlukta da yani çalışan arkadaşlar da o oldu mu oldu. Hatta bazılarının e, kullandığı şey çınlamış. Hocam verilen bilgiyi kullan e, kelimesi Çınlamış ve verilenleri kullanarak da çok rahat bir şekilde yapmışsınız. vallahi tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir sene geçirdik sizlerle. Çok güzel işler yaptık. Ben kendi adıma e, sınavı gördükten sonra çok sevindim. Değindiğimiz yerlerden gelmesi beni çok 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 mutlu etti arkadaşlar. Ve sizlerden de o mesajları gördükten sonra da aşırı derecede mutlu oldum. E, 2022 tayfa. Gerçekten sizler de çok çalıştınız. Çok emek harcadınız. E, sizleri seviyoruz. Sıra 2023 tayfada. 2023 tayfa sizler için ne yapacağız? Evet gençler sizler için bakın bu sene konu anlatımı yan tarafta görüyorsunuz kapak görselini. Biz yine konu anlatımını güncelliyoruz. Yani ben güncelliyorum arkadaşlar haberiniz olsun. E hocam niye her sene güncelliyorsunuz diyebilirsiniz. Ya her sene kendimizi geliştiriyoruz. Hem bilgi birikimi bakımından çünkü bakın ÖSYM nereden nereye serisi inceledik. ÖSYM'nin son 10 yıl sorularına hakimiz ve öğrencilere ve bu seneki 2022 sınavına giren öğrencilere nerede nasıl davranması gerektiğini çok net bir şekilde söyledik. 2023'te daha net bir şekilde söyleyeceğiz. Yani kendimizi bilgi birikimi bakımından geliştirdik ve aynı zamanda ee, tecrübe kazandık. Yani YouTube şu ekranda biraz daha tecrübe kazandık. Daha rahat bir şekilde anlatabiliyoruz. Sıkıcı olamayabiliyoruz. Ya da ne bileyim kameram yeni. Mikrofonum yeni. ışıklandırmam yeni. Mesela bu anlamda da bir şey yaptık. Bir geliştirme yaptık. Esin için daha güzel ve daha e, anlaşılır videolar geleceği kesinlikle e, belli. Ama geçen seneki videolar kötü müydü? Tabii ki değildi. Bu senekiler daha profesyonelce geliyor arkadaşlar. Evet bu seneki konu anlatımımız yanda gördüğünüz şey kapak üzerindeki e, kitaptan olacak. Biz anlaştık yine. Kimler anlaştık? VIP Fizik Kemal Hocam, SML Hocam, Matematik İsmail Hocam ve Doktor Biyoloji yani Barış Hocamla birlikte e, bir yayın eviyle anlaştık. Bu da sırf sizin iyiliğinize. Niye? Çünkü arkadaşlar kitap bastıralım ki siz daha ucuza alın diye. İsterseniz deneyebilirsiniz. de Biz tabii ki videoların açıklama kısmına linki bırakacağız. Yani bu pdf'leri bırakacağız zaten. Her konunun pdf'ini bırakacağız. Ama o şekilde yaptığınız zaman deneyebilirsiniz de sizin için daha masraflı olacak. Ama bu kitap mesela 300 küsür sayfalık bir şey. 300 küsür sayfayı çıkartmaya çalışın. Bir de kitap fiyatına bakın. Sizin için hangisi uygunsa onu yapın. Bundan sonraki videoda da şeyi paylaşırım. Şu an bir düzenlemelerin son halindeyiz arkadaşlar. 2-3 gün içerisinde tam olarak baskıya girecek ve nerede ne zaman satışa çıktı çıktığıyla alakalı da videoyu da paylaşalım arkadaşlar. Biraz sabredin birkaç gün daha sabredin. Ben size kitabın linkini linkini her şeyini atacağım. Tabi isterseniz pdf'lerini çıkartabilirsiniz de size kalmış arkadaşlar. Şimdi bu kitap geçen senekiyle aynı mı hocam diye soranlara da bir şey söyleyeyim. Ee, şöyle baktığınız zaman %90 aynı ama dediğim gibi anlatım değişebilir. Çünkü daha da profesyonelleştik. Ee, değiştirdiğim sorular var mı? Var. Eklediğim sorular var mı? Kesinlikle var. Her bölümün sonuna üçgenlerin, dörtgenlerin, çemberlerin, katı cisimlerin analitik geometrinin sonuna şöyle 4-5 tane falan test ekledim arkadaşlar. 300 küsür sayfa oldu. Ee, daha da güzel oldu. Ee, yani o yüzden bu seneki anlatacağım şeyden dinlerseniz sınavınızdan daha fayda olur. Geçen seneki şeyden dinlediğiniz zaman şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız maalesef. Geçen seneki konu anlatımında çembere kadar var. Daha doğrusu analitiğe kadar var. Üçgen, dörtgen ve çember var. Diğer iki konuyu ben katı cisim ve analitik geometri de nerede anlattım arkadaşlar? Fasikül üzerinden. Maalesef o fasikül üzerindeki videolar kaldırılacak ama konu anlatımındaki videolar kaldırılmayacak arkadaşlar. Eğer haberiniz olsun çünkü bazı sebepler var biliyorsunuz çoğunluğunuz biliyor. Sadece o fasiküldeki konu anlatımları kalkacak diğerleri kalacak. İsteyenler önceki geçen seneki şeyden de takip edebilir ama o iki konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz sadece. Ee, o iki konuya da yenisinden takip edebilirsiniz. Orada çıktıları da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Evet bu yaptığımız şey tekrar söylüyorum. Sizin iyiliğiniz için hangisi sizin için daha az masraflıysa o şekilde hareket ettik. Bir de ben ne yapacağım? Gençler ben her hafta ben gün gün yayınlamayacağım videoları. Hafta hafta yayınlayacağım. Hatta kitabın sonuna da ee, o haftaları da koyacağım. İşte bu hafta dik üçgen haftası, bu hafta benzerlik haftası, bu hafta üçgende alan haftası, bu hafta işte paraya kenar haftası diye söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde Temmuz ayında başlayıp hep böyle sınava 2 ay kala ya da iki buçuk ay kala bütün konuları bitirtirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve her hafta karşınıza çıkacağım. Her hafta karşınıza çıkacağım. Rehberlik videolarıyla. Ya yani rehberlik derken rehberlikten pek anlamam. Yani anlamam derken geometri adına çok şey anlarım. Onu da geometri anlamında sizi yetiştirmek için elimden geleni yaparım. Geometri anlamında çünkü öğrenciler ne yaparsa en üst seviyeye gelir. Onu çok iyi bir şekilde bilirim. Her hafta karşınıza çıkıp arkadaşlar bu hafta üçgende benzerlik çalışacaksınız. Şu şu kitaplardan soru çözeceksiniz. Tarzında söyleyeceğim. Bu arada bir parantez açayım. Bu seneki çözeceğim kitapları da bir sonraki videoda yine söylerim arkadaşlar. Ee, ne zaman almanız gerektiğini de söylerim. Çünkü eski basımları falan da var biliyorsunuz bazı kitapların. Ee, onları da bir sonraki videoya saklayayım isterseniz. Ee, ben iki kitap söyleyeceğim size. Tabii ki benim söylediğimi almak zorunda değilsiniz. Elinizde kitap varsa elinizdeki kitaplardan hareket edeceksiniz. Ben genelde iki kitapla yola devam ederim kardeşim. Bu iki kitap en az iki kitap. Bazı arkadaşlara da 3 kitap. Hedefi çok yüksek olanlara 3 kitap diyeceğim. Yalnız programda 2 kitapla devam edeceğiz. Her hafta karşınıza çıkıp konuyu bitirip arkadaşlar işte şu kitaptan şuraya kadar ödev. Bu kitaptan buraya kadar ödev şeklinde gideceğiz. Ee, bu şekilde de çok verimli oluyor. 2022 tayfadaki arkadaşlarınıza da sorabilirsiniz. Ben gün gün gidersem geometride olmaz arkadaşlar. Geometride bir şeylerin oturması lazım. Bak üçgende. Bak üçgenler bittikten sonra sen TYT sınavına girdiği zaman sorularının yarısını rahat bir şekilde yapacaksın. Ve üçgenler bittikten sonra sen dörtgenler konusunu ve bundan sonraki konuları çok rahat bir şekilde anlayacaksın. Durumun sıfır bile olsa. Beni izleyen bir öğrenci hocam ben sıfırım anlayabilir miyim diyenler bile olsa bu söylediğim cümle herkes için geçerli. Üçgenlerin mantığını o kadar iyi anlayacaksınız ki. Boşuna mı giyiyorum ben bu tişörtleri ya? Değil mi? Her zaman her yerde üçgen. Üçgenin en önemli şey size mantığını vererek geometrinin görme işi olmadığını göstererek verilen bilgileri kullanarak ve bazı bilgilerde bazı anahtar kelimeler vererek size bu işi öğreteceğim arkadaşım. Tamam birlikte inşallah bu işi yapacağız ama üçgenler bittikten sonra genelde ne oluyor biliyor musunuz? TYT sınavında gerçekten ama gerçekten 5 ya da 6 net yapabilecek seviyede oluyorsunuz. Dörtgenleri işlemeseniz bile dörtgenlerden bile soruyu yap soru yapıyor olacaksınız arkadaşlar. Kendinize şaşıracaksınız. Bütün senemiz bu şekilde geçecek ve sizlere böyle e, güzel sorular paylaşacağım. Kitap çözümleri yapacağım. E, sene içerisinde işte birer sorularla belki bir soru serisiyle yine karşınıza gel geleceğim. E, farklı kitaplardan farklı güzel sorular seçip yine karşınıza geleceğim. E, bu sene çoğu yayın eviyle böyle bir... A alışveriş içerisinde olacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Çoğu yayın evindeki güzel soruları sizin karşınıza getirip birlikte o soruları yorumlayacağız. ÖSYM'yi de yorumlayacağız. Her şeyi yorumlayacağız ve geometriyi inşallah sene sonu geldiğinde şu sözümü duyacaksınız geometriyle. Sen elinden geleni yaptın. Artık sınavda full ya da fulle yakın yapma adayısın diyeceğim. Ve sen de inşallah 2022 tayfada yapanlarınız oldu. Yapanlar oldu. Sen de inşallah sınava girdiğinde belki de sıfır geometriyle ya da bir iki geometriyle yola başladığım bu e, süreçte sene sonunda full yani geometride bütün soruları görüp bütün sorularla belki yapamayacağım birkaç soru yine olacak ama yorum yapacağın sorular olacak işte bu duruma geleceksin kardeşim. Ama dediğimizi dinleyeceksiniz. Ben size yol göstereceğim. Ben çok mükemmel bir öğretmen yani değilim. Birlikte mükemmelliyetçi olacağız. Ben size şunu diyeceğim şunu yapın diyeceğim. Tecrübeme dayanarak sen de çalışacaksın. Biz ikimiz mükemmel olacağız. Ben hiçbir zaman şunu demiyorum. Ben çok mükemmel birisiyim. Bu işi benden iyi anlatan yok diye demiyorum. Benimle birlikte bu işi yapan öğretmenlerimiz de var. Her zaman söylerim. Kimler var? Nurtaç Hoca var. Ee, ondan sonra İlhan Hoca var. Merkeze tiyat evet, İlhan Hoca. Erhan Ardıç var. işte başka var mı? Ee, söyleyemediklerim kusura bakmasın. Yorumlarda da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocam Geometri şu kanalda var dersiniz. Günay Yangöz var mesela o da yeni giriyor. O da benim sınıf arkadaşımdır. Çok iyi e, yapanlardan birisidir. Ya çok kişi var arkadaşlar. İstediğiniz kişilerden dinleyebilirsiniz. Benden dinlemek zorunda değilsiniz. Ama en azından bizim yönlendirmemiz altında. Biz bu işi biraz bildiğimiz için konu anlatımını benden dinlemesen bile bizim yönlendirmenin yönlendirmelerimize dikkat etmeni istiyorum. Ve başarıyı ancak bu şekilde elde edersin. Geometri dersi en önemli derslerden biri. Çünkü matematikte bir tıp hedefi olan ya da e, bir tıp hedefi olan ya da e, eşit ağırlıkta bir hukuk hedefi olan uç noktalardaki şeyi söylüyorum. Arkadaşların 30'a yakın yani eşit 30'a yakın sayısalcıların da 35'e yakın ya da 35'ten fazla yapması lazım değil mi? Bu saydığım mıraçları e, elde edebilmesi için. İşte bunu yapabilmek için geometri şart. Düşünsene 30 geometrinin eşit öğrencisi. Özel eşit öğrencisine söylüyorum. Ya ben 30 tane matematik yaparım yeter. Ya senin sonuna kadar matematik çalışıyorsun. Ama yapamadığı sorular mutlaka çıkıyor. Tamam hadi yap bakalım. En fazla 25 yaparsın matematikte. Ama geometri gerçekten mantığını anladıktan sonra çok kolay. O 25'in üstüne bir de geometri koysana. Ya en az 7 tane geometri koysana. 32 yapıyor ya. Hedeflerine çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Sayısal öğrencileri. Geometri. Yani matematikte yap 25. Koy 7-8 tane. E sen zaten matematikte 28 falan yapıyorsan o süpersin zaten. E bir de full yakında bir geometri koysan tamam tıp adayısın yani ya yani ilk bin adayısın. E eğer ilk 10 ya da ilk bine girmek istiyorsanız geometrisiz olmaz. Geometride düzenli çalışmayla olur. O da süreç. O da süreç. Geometride zamana bağlı yetişirsiniz arkadaşlar. Yani gelişmeniz zamana bağlıdır. Zaman ilerledikçe geometride belli bir seviyeye gelirsiniz. İlk etapta belki ben size anlatacağım konuları dik üçgene kadar hiçbir soru yapamıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz ama dik üçgenden sonra böyle açılacak ya önünüz acayip bir şekilde açılacak. Ama lütfen ama lütfen dediklerimi yapın arkadaşlar. Birlikte inşallah çok da güzel şeyler yapacağız gençler. Tamam mı? Hadi bakalım 2023 tayfa. Ee, her hafta sizinle birlikte olacağım. Ee, hem de konu anlatımlarıyla, hem soru çözümleriyle, hem de rehberlik videolarıyla. Yani geometride şu hafta şunu yapacağız, bu hafta bunu yapacağız diye. Buna hazır mısınız? E o zaman herkes hazırız hocam desin. Ne zaman başlıyoruz biz buna? Bu sene normalde Temmuz'un ilk haftası başlarım ama araya bayram çok yakın olduğu için bayramdan sonraya bıraktım. Bayramdan sonra yani 13 Temmuz çarşamba günü başlıyoruz. Bu sene çarşamba gününü geometri günü ilan ediyorum. Her hafta çarşamba günü geometri videolarına çalışacağız. Geometri videolarına bakacağız. Büyük ihtimalle ben pazartesiden koyarım videoları. En son videoda çarşamba olur arkadaşlar. Çarşamba günü sen oturacaksın. Bir haftanın da ben senin planlayacağım. Öbür çarşambaya kadar hem konuyunu çalışacaksın hem de iki kitabını birden çözeceksin. Tamam çalışmalarımız bu şekilde olacak ve hiç dik üçgene kadar sabretme şartıyla sadece. Bakın dik üçgene kadar sabretme şartıyla dik üçgenden sonra da olayı çok mantığını çok iyi bir şekilde anlayıp geometride uçacaksın ve çok da güzel şeyler yapacaksın. Hadi bakalım birlikte çalışmaya var mıyız? Varsak Haydi hep beraber varız hocam. 2023 tayfa olarak hazırız deyin. Ve videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Ee, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.